Ergenekon yurdun adı, Börteçen kurdun adı diye başladı destan. Ve 400 sene durdun, hadi çık ey Türk diye devam etti. Böylece şaha kalktı Türk. 400 yıl yaşadığı Ergenekon'a sığmıyordu artık. Aslında gayrı mızrak çuvala, Türk ise kabına sığmıyordu. Dağları deldiler, demirleri erittiler, engelleri yok ettiler ve Türk'ün şahlanışını gerçekleştirdiler. Artık zafer Türk'ün öteki adıydı. İpeğe sarılmış çelik gibiydiler. Vurdukları olmuyor, savurdukları dönmüyordu. Savaşı dövüş sanatı yaptılar. Adı konmasa da, kuralları yazılmasa da hepsi bu sanatı çok iyi biliyor ve uyguluyordu. Dövüşürken göz kamaştıran, düşmanları yıldıran, zaferleri bayraklaştıran ve Türk'ü destanlaştıran bu sanatın adıysa Sayokan. Mete Han'ın ilk düzenli orduyu kurmasıyla başlayan Türk savaş sanatı efsanesi, eşi benzeri olmayan Yeniçeri Ocağı'nda devam etti. Bugün dünyaya yayılmış onlarca seçkin okulda Sayokan eğitimi alan yüzlerce öğrencisiyle bir savaşçı felsefesidir Sayokan. Sayokan, bugünü savaşçıları ve teknikleriyle her hafta olduğu gibi yine TRT Avaz ekranlarında. Tarih boyunca Türkler hep mazluma sahip, zalime karşı çıktılar. Dosta dost, düşmana yaman oldular. Yılmadılar, yıkılmadılar, savaştılar, vuruştular ve dünya hakimiyetine yürüdüler. Durmak, yok olmak demekti. Savaştılar ve savaştıkça coştular. Zaferden zafere koştular. Savaşı barış için belleyip, uçsuz bucaksız bozkırları at nallarıyla mühürlediler. Ve Asya'dan Avrupa'ya, kutuplardan Afrika'ya, dünyaya Türk adını ezberlettiler. Türk! Hayra! Türk! Hayra! Türk! Hayra! Türk! Hayra! Türk! Hayra! Günümüzde spor adı altında milletler arası alana taşınmış, sporda dünya gücü olmuş milletler, başka milletleri spor kavramı adı altında sindirme operasyonları siyasi bir çabaya dönüşmüştür. Hangi millet milli sporunu dünyaya en iyi şekilde tanıtıp kabul ettirmişse bu sayede kültürlerini diğer milletlerin sosyal hayatlarına yansıtmıştır. Milli sporlara sahip ülkeler açısından bu bir başarıdır. Kahramanın, savaşçının adı sporcu olmuştur. Yaptığı sporun kişiliğini, karakterini taşımaya başlamış ve tarihi kahramanlar gibi olmak ideali, gayesi olmuştur. Savaş sanatlarına sahip milletler, milli ve manevi değerlerine sahip, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde savaş sanatlarını bir katalizör gibi eğitimde kullanmışlardır. Sayokan bu hakikate göre hareket eden sporcular yetiştirmeyi amaçlar.
Bu amaçla faaliyet gösteren Sayokan Dünya Federasyonu, küçük büyük demeden alplar yetiştirmeye devam ediyor. Nazilli'de bulunan Sayokan Dünya Federasyonu'nu ve yetkililerini daha yakından tanıyıp Sayokan felsefesine ışık tutmak için federasyonun konuğu oluyoruz. 2-3-4-5 Federasyonun çalışmalarına katılmadan önce geçen haftayı kısaca hatırlayalım. Sayısız kahramanlara sahip. Birçok zaferlere imza atmış. Ve kendi mesleğimde bu sorunun cevabını oluşturmaya gayret ettim. Brezilyalılar, Hintliler, Pakistanlılar, Filipinliler, Malezyalılar gibi bir milli savaş sanatı oluşturma noktasında çalışmalara başladık. Dünyaya Türkiye'yi, Türkleri, tarihini, İnanç değerlerini tanıtmaktır. Esas gaye budur. Geçen haftanın özetinden sonra Yabgu Nihat Yiğit'i dinliyoruz. Bugün Türkiye'de yaklaşık 21 vilayette Türk Savaş Sanatı Sayokan'ı icra eden okullarımız bulunmakta. Yurt dışında ise Amerika'da, İngiltere'de, Belçika'da, Almanya'da, Romanya'da, Azerbaycan'da, İran'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yine Sayokan okulları faaliyet göstermekte ve bu Sayokan okullarında Türk dili, Türk tarihi, Türklerin örf ve adetleri, gelenekleri bir anlam yaşatılmaktadır. Yine gayelerimizden, amaçlarımızdan bir tanesi, Türk sanatı Sayokan'ı araç kılarak, vasıta kılarak Türk çocuklarına tarih bilincini, inanç değerlerini, yaşamalarını sağlamak, vatanını ve devletini seven, milletini seven, üretken birer fert olmalarını sağlamak. Sayokan'dan gayemiz bu. Nazilli'de bulunan Sayokan Dünya Federasyonu hem merkez hem de okul olarak hizmet vermektedir. Korunmanın ve koruyabilmenin yolu olarak nitelendirilen bir Türk savunma ve savaş sanatı olan Sayokan'ın 2 Ağustos 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Federasyonu
5 Ocak 2005 tarihinde ise ülkemizde Türkiye Federasyonu kurulmuştur. Dünya Federasyonu ise 7 Aralık 2005'te bir daha ayrılmamak üzere Türkiye'ye taşınmıştır. Orak! Sayı Okan'a hoş geldiniz. Adınız Alp'tir. Alp gibi giriniz. TOY kapısı. Acemilik, bilgisizlik kapısı. Acemilik korkunuz, cehalet yolunuz olmasın. Cesaret ile giriniz. Kunt kapısı, dayanıklılık, sadelik kapısı. Çelikten bedenlere selam olsun. Nakşeden eller, anlatan diller daim olsun. Zırhınla gir içeri. Mamak kapısı, sakinlik, kendine dönüş kapısı. İlim, kendin bilmektir. Yolu gönle girmektir. Sükunetle gir içeri. Kazan kapısı. Tüm emeklerin karşılığını alma kapısı. Mete Han'dan beri gelirsin. Tonyukuk, Kültekin, Bilge Kağan. Atilla, Alptekin, Alparslan. Çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet Han. Komutayın olmaz mazini unutursan. Önder Atatürk'ten sana miras. İşte Türkiye. Unutmadık. Borçluyuz şehitlerimize. Ne kaybettin, ne kazandın. Sor nefsine. Kazanmayı yol tut. Haydi, gir içeri. Baydar kapısı, zenginlik, liyakat, egemenlik kapısı. Bir önüne bak bir özüne. Ustalık bedende hak oldu mu? İlim aklını buldu mu? Tabgat yüreğin duruldu mu? Ver sözünü, tanı özünü. Haydi, gir içeri. Kemerler. Bela! Allah'a! Vatan ve millete! Sadakatı! İlke edindim! Hayırlı olsun! Devletimiz, bayrağımız, milletimiz yüreğinizde daim, bedeniniz avar olsun! Nogay kapısı, serbestlik, azade kapısı, yolunuz atkın, bahtınız açık olsun. Savaşçı olmak, doğal yapımızla yetinmemek, kendimizi geliştirmek, bir milletin ayakta kalması, yaşaması için gerekli tüm zihinsel, bedensel ve kalbi yönlerimizi tekamül ettirerek başka milletlere tabi olmamak demektir. Yani bağımsızlık savaşının karakteridir. Bir milletin fertleri böyle yetiştirilirse bağımsızlık bir milletin karakteri olur. Şimdi sobaya geldik. Nereden girdin? Bir, bu noktadan girdin. İki, kola,
ivme veren ikinci noktadan girdi. Bakın çok önemli. Savaş sanatları geldikleri toplumun kültüründen beslenirler. O toplumun inanç değerleriyle beslenirler. O toplumun folkloruyla beslenirler. Savaş sanatlarının kaygısı toplumsal folkloru, geleneği, töreyi gelecek kuşaklara aktarabilecek canlı bir sistem oluşturmaktan geçer. Hiçbir savaş sanatı bir öğretiden, bir inançtan ve bu inancı ve öğretiyi yaymaktan bağımsız değildir. Yani savaş sanatlarına kısaca şöyle bir genel bakış açısı ortaya koyabiliriz. Hiçbir savaş sanatı salt insanların kendini koruma güdüsüyle oluşturulamamış, sadece ait oldukları ya da geldikleri inançları ve değerleri koruma güdüsüyle bir sistem haline gelmiş. Ki arada sistemi de tahlil ederken şunu vurgulamak çok önemli. Sistem bir şeyin arkasındaki bilinç demektir. Uzak Doğu savaş sanatlarında bir sistem var. Ya da Batı Avrupa savaş sanatlarında bir sistem var. Ama bu sistemin arkasında o sistemi harekete geçiren, o sistemin fiziksel ve ruhsal disiplinlerini oluşturan mutlak bir öğreti var. İşte Sayokan bizim Türklerin tarih boyunca çoğu tarihçilerimize göre 16 bin yıllık derin bir tarihe sahip olmuş bir millet. Ve bu milletin dünden ve yarından kopmadan yaratmış olduğu maddi ve manevi değerlerin bütünlüğünü ele alarak geleceğe taşıma kaygısıyla oluşturmuş bir sistem. Sayokan Dünya Federasyonu şiddeti değil sakinliği, kin ve öfkeyi değil sevgi ve saygıyı korumanın bilinciyle eğitim veren bir misyona sahiptir. İlk önce savaş sanatlarına başlama gayem tüm savaş sanatları icracıları gibi sosyal hayatta fiziksel saldırılara karşı koruyabilme ve içindeki savaşçı ruhu bilemek ve bu savaşma arzusunu doyurma amacı güdüyor. Sayokan'ı tercih etme sebebim ise diğer savaş sanatları icracılarına sanal rakipler ve sanal saldırılara karşı kendilerini müdafaa etme teknikleri gösterirken Sayokan tamamen gerçek tekniksel ve uygulanabilir tekniksel bir yapıya sahiptir. Uygulanabilirliği, öğrenebilirliği ve öğretilebilirliği çok kolaydır. Çok kısa süre zarfında çok gerçekçi sonuçlar alınabilmektedir. Aynı zamanda tüm savaş sanatları ait oldukları milletlerin kültür, dil ve dininden motifler taşır. Türk savaş sanatı da Türk milletinin kültürünü, dilini ve dinine ait motifler taşır. Sadece kendimi koruyabilmenin yanında bu Türk kültürünün de parçalarını kendi hayatıma sokma arzumdan dolayı Türk Savaş Sanatı Sayokan'ı icra ediyorum. Sayokan, Türk kültürünün bir birikimi, 2000 yıllık ama gerçi şu an kanıtlanana kadar 14 bin yıllık bir Türk tarihinin, bir Türk birikiminin, kültür birikiminin bir yansımasıdır bize doğru. İnancımla bir bütün olan Sayokan, bize tek bir şey hedefler. Yüce Allah'ın bize bahşettiği üç ışığı korumamızı diler. Bunlardan birisi akıl, ikincisi yürek, üçüncüsü bedendir. Akıl ve yüreği ailemizle beraber geliştirebiliriz. Fakat bedeni geliştirmek için mutlaka bir spor aktivitesi içinde bulunmamız gerekir. Bunun için de
en doğru, belki de en uygun kanal Sayokan'dır. Çünkü Sayokan tamamıyla Türk fizyolojisini, Türk kültürünü ele alarak bize uygun teknikleri yapma imkanı sunar. Sayokan'daki amacım, gücümün yettiğince Sayokan'ın dünya savaş sanatlarındaki hak ettiği yerini almasını sağlamam. Ayrıca kendi ülkemde, kendi milli savaş sanatım yaptığım için gururlu ve de mutluyum. Türk savaş sanatı Sayokan'ı dünyaya tanıtmak, Türk kültür, tarih, örf, adet ve dünya görüşünü dünyaya anlatmak, dünya ülkelerinde Sayokan'ın temsilciliklerini açmak, yabancı ülkelerdeki ulusal federasyonlarının kurulmasını sağlamak ve Sayokan'ı tüm dünya ülkelerine yaymak federasyonun başlıca amaçlarıdır. Bugün dünya üzerinde yaşayan ulusların, hatta ulusları bırakalım, kabilelerin bile bir savaş sanatı var. Kendilerine ait, kendilerini tanımladıkları bir savaş sanatları var. Biz bu konuda devlet destekleriyle, toplum destekleriyle uzak doğulları tanıyoruz. Çinlileri, Korelileri, Japonları tanıyoruz. Lakin örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir İsrail savaş sanatı var. Adı Krav Maga. Japon savaş sanatı karate gibi. Japon savaş sanatı judo gibi. Japon savaş sanatı kendo gibi. Bir Fransa savaş sanatı var. Adı savate. Kore savaş sanatı hapkido gibi. Kore savaş sanatı tekvando gibi. Amerikalıların savaş sanatı var. Kickbox. Rusların savaş sanatı var. Samba. İranlıların var. Endonezyalıların var. Yani dünya coğrafyasına baktığımız zaman savaş sanatı olmayan toplum yok gibi. Peki kendimize dönersek, hayatı savaşlarla geçmiş, kahramanlıklarla geçmiş, dünya tarihini etkilemiş, dünya tarihine yön vermiş iki toplumdan bahsedebiliriz. Öne çıkan. Biri Hunlar, bir diğeri Türkler. Bu konuda Türklerin savaş sanatı yoktur ya da olamaz demek çok da eşyanın mantığına uygun olduğu kanısında değilim. Yani ulusları bırakalım, kabilelerin bile kendilerine ait savaş sanatları var iken Türklerin bu konuda bir savaş sanatının olmaması sorusu Sayokan'ın doğmasına sebeptir. Akademik anlamda Sayokan, bir alpı tekniksel, taktiksel, zihinsel, psikolojik ve fiziksel anlamda en yüksek noktaya çıkarmayı amaçlayan, bunu yaparken de sakatlanmayı ve hastalıkları en aza indirgemeyi planlayan ruhsal ve bedensel eğitim çalışmaları bütünüdür. Tekniğin ana mantığını algılamadan, anlamadan hızlı yapmanın bir mentalitesi yok. Evet, atak geliyor. Sayokan felsefesini en iyi anlamda yaşatmak ve yerleştirmek adına hizmet veren federasyon, mücadelenin her boyutunda bireye çözümcü bir özgüven, teknik ve stratejik bir yeti sağlıyor. Kendi başına teknik bir şey ifade etmez. Hilal, ok değil. Yani bunun doğru bir mantık olduğunu kabul etmiyoruz. Bir bütün halinde. Bu. Yani bölgeye geçerken aynı anda vücudun kütlesel ağırlığını yumruğun arkasına destek olarak vuracağız. Bir köz başlatacak,
İkinci köste duracaksınız. Evet. Sayokan Dünya Federasyonu'nun sahip olduğu salon, bu sporun gelişimi için bütün fiziki şartlara fazlasıyla sahip. Gerek teknikleri, gerekse geçmişten günümüze taşıdığı kültürel öğelerle, Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olan Sayokan Türk Savaş Sanatı'nda bu hafta Nazilli'ye konuk olduk. Savaşçının zihinsel ve fiziksel imtihanlarıyla dolu Sayokan belgeseli bu haftalık sona ererken biz Sayokan savaşçılarıyla yürümeye devam edeceğiz. Çin. Çin.